Van'ın Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı araç, radar kulesini kontrol etmek için gittiği sırada Özalp ilçesine bağlı Aşağı Akçakül mahallesinde şarampole devrildi. Kazada bir polis şehit olurken 3 polis de yaralandı. Şehit olan polis memurunun acaberi memleketi Sivas'taki Kızılırmak mahallesi, Çukurpınar sokakta bulunan baba evine ulaştı. Acı haberi anne Mukadder ve baba İbrahim'e vali yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ve diğer yetkililer verdi. Acı haberin ardından şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit olan polis memurunun ağaşı Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi. Şehidin cenazesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda şehidin yakınları, Sivas Valisi Davut Gül, 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Askeri uçaktan polis mangası tarafından cenazenin alındığı sırada şehidin bazı yakınları duruma tepki gösterdi. Şehidin eşi Didem, annesi Mukadder ve babası İbrahim Saka gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınlarına şehit polisi meslektaşları destek oldu. Tabutun cenaze aracına konulmasının ardından şehidin bazı yakınları tabutun yanına yatarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi karşılama töreninin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Şehidin cenazesi ikindi namazını mütakip Ulu Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Vali Davut Gül ve il protokolünden bazı kişilerle çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidimiz Adnan kardeşimize kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah-u Teala kendisine gani gani rahmet eylesin. Amin. Sevenlerine sadece bir ihsan eylesin. Biliyorsunuz kadere iman şartlarından biri de nazar ve kadere inanmaktır. Biz İslam dinine mensuplar olarak buna yürekten inanıyoruz. Allah ecelimiz geldiği zaman bir sahaya ne ileri ne geri bırakıyor. Adnan kardeşimizi de bizden daha çok seviyorum çünkü yanına katını aldı. Mevlam onu en güzel şekilde cennetinde peygamberlerle beraber karşılasın inşallah. Amin. Şehit polis memuru cenaze namazının ardından yukarı tekke mezarlığında bulunan polis şehidinde toprağa verildi.
proje olarak biz öngördük. Bildiğiniz gibi şehir merkezinde cenazelerimiz Ulu Cami'den kaldırılıyor. Özellikle öğlen ve ikindi vakitlerinde her gün birkaç tane cenazemiz oluyor. Ortalama günlük 7-8 tane. Ve bu cenazeler Ulu Cami'den kalkarken o bölgedeki trafik yoğunluğunun esnafımıza, şehrimize ciddi sıkıntılar yarattığını görüyoruz. Cemaatin gerektiği zaman cami içerisinden çıkmadan cenaze namazını kılabileceği şekilde bir planlama olsun istedik. Bu kapsamda zemin katta kapalı alanda 1500 kişi, fevkane kısmında 400 kişi, bodrumda 1500 kişi, açık alanda olmak üzere 5000 kişi, toplamda 8400 kişi aynı anda ferah bir şekilde burada namaz kılma imkanına kavuşuyor. AK Parti Sivas Milletvekilleri Selim Dursun ve Habib Soluk da hayırda yarışmanın güzelliğine değinerek emeğe geçen herkese teşekkür etti. Camilerimiz cem olma yeri, toplanma yerleri. Ama sadece yapı halinde kalmamalı değerli hemşehrilerim. Ne yapmak lazım onun için? Sürekli o toplandığımız, cem olduğumuz yerde birbirlerimizin dertleriyle de dertlenmemiz lazım. Sadece ibadetimizi 27 kat sevap almak için yapmanın ötesinde de bir takım bizim sosyal hayatımıza katkıları olacak. Sayındeğer hemşehrilerim, herkes para kazanır. Alnı terleyen, eli kirlenen, eli nasır bağlayan herkes para kazanır. Ama bu kazandığı parayı herkes harcayamaz. Veyahut da hayırda kullanamaz. Hayırı Cenab-ı Allah herkese nasip etmez. Dolayısıyla bu camiye ve benzer eserlere yardım eden, hayır eden bütün hemşehrilerimizden, insanımızdan Cenab-ı Allah razı olsun diyorum. Başkanın saymış olduğu 7 isim şirketimiz, beton şirketlerimize bir kez ben de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Son olarak konuşan Vali Davut Gül, hayırlı ve güzel bir organizasyon için bir araya geldik diyerek şunları kaydetti. Caminin yeri iyi seçilmiş, projesi çok güzel, ismi çok güzel. Hayırseverlerin katkısıyla yapılacak olması, belediyenin öyle bir imkanı tanımış olmaları çok güzel. Hem mahalleliye hem de cenazelerde hizmet verecek olması çok güzel. Sizlerin bu güzel günde, bu hayırlı günde, temel atma töreninde başkanımızı yalnız bırakmamanız, bizleri yalnız bırakmamanız çok güzel. Allah hayırlı uğurlu etsin. Habib Soluk Bakanımız 7 tane beton şirketine tamamlayacaklarını temennisini iletti. O da çok güzel. İnşallah bütün hayırseverlerinden katkısıyla bir an önce bitmiş olur. Ben emeği geçen başta belediye başkanımız ve ekibi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Konuşmaların ardından Yukarı Tekke Ayıldızlı Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Açılış töreni SRT ekranlarından da canlı olarak yayınlandı. Vali Davut Gül Fen Lisesi'nde okuyan ve üniversite sınavında başarı gösteren öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan okul müdürü Erol Özcan, Vali Davut Gül okullarıyla ilgilendiği için teşekkür etti. Bir yıl boyunca Sayın Valimizin okulumuzla ilgisi alakası hiç eksik olmadı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da Fen Lisesi'nin Sivas'taki güzide liseler arasında yer aldığını söyleyerek, Türkiye'deki fen liseleri içinde başarı sırasının 57 olduğunu kaydetti. Fen lisemiz Türkiye'de 300 küsur fen lisesi içinde, fen liselerinin sayısı son zamanlarda çok arttı, 57. sırada. Yani bizim Sivas'ta geldiğimiz noktayı anlatma açısından bir istatistik olarak vermek istiyorum. 300 tane fen lisesi var Türkiye'de, 320 gibi oldu.
57. sıradayız. Bu çok önemli bir başarı ilimiz adına. Vali Davut Gülse, fen lisemizin geçmiş yıllara göre üniversiteye yerleşiminde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz diyerek öğrenci ve velileri tebrik etti. Bu etkinliği yapmamızın sebebi Sivas Fen Lisesi'nin geçmiş yıllara göre üniversiteye yerleştirmede ciddi anlamda bir artış olduğunu görüyoruz. Bir başarısının olduğunu görüyoruz. Ve bu başarıda birinci derecede pay sahibi olan öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimizle beraber bunu hem kamuoyuna tanıtmak hem de taltif etmek için bir araya geldik. Kitap günleri için Sivas'ta olan iletişimci Fatih Akbaba da programda yer alırken gençlere tavsiyelerde bulundu. En iyi öğretmeniz ya da şunu sınıflandırması yapıyoruz ama Sivas'ta bugün en güzel öğrencilerin, en başarılı öğrencilerin yemeği olabilir. Ama ben eminim ki dokununca her öğrenci çok başarılı, çok iyi. Bütün öğretmenlerimden de istirhamım, lütfen gençlere güvenelim. Konuşmaların ardından okul idaresine ve öğretmenlerine başarı belgesi verildi. Müdür yardımcısı Şuayb Şişman. Üniversiteyi kazanan gençler ise duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bu sene bitirdim fen lisesini. Cumhuriyet Üniversitesi fakültesini kazandım. Bu kaçıncı tercihinde? 5. Aynen. İlk sırada ne yer alıyordu? İlk sırada Ege yer alıyordu. Peki memnun musun yani bu sonuçtan? Yani şu an için bir sıkıntım yok, memnunum. Fen lisesi mezunuyum ben de. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kazandım. Böylece bir yakın arkadaşlık söz konusu sanırım. Evet. Hepiniz de tıpı kazandınız. Aynen. Mutlusunuz. Mutluyuz. Senin kaçıncı tercihindi? Benim ikinci tercihimdi. Birinci Hacettepe'ydi. Öyle. Peki sen de mi beyin cerrahı? Yok. Ben plastik cerrahı düşünüyorum. Peki senin de yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Söz ve Savaşçı dizisinin kahraman askerleri, Yüzbaşı Kaan Bozok'u canlandıran Berk Oktay, Kıdemli Bahçavuş'u canlandıran Burç Gümbetlioğlu'yla Avatar Atakan olarak bilinen Atakan Arslan, 6. Kitap Günlerinin Sinema ve Okuma adlı programı bölümünde sevenleriyle buluştu. Evet, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İlk olarak sahneye gelen Berk Oktay ve Burç Gümbetlioğlu, oynadıkları dizilerde yaşadıkları anları hayranlarıyla paylaştı. Ama tabii bizim normalde polis arkadaşlarımız sadece bu kadar yakın değiller ve işler böyle yürümüyor. O yüzden bazen sistematikleri oluyordu. Ama siz rüyalarken sevgiliyor musunuz? Sürekli yap falan diyoruz. Oyunculara Sivas Spor forması hediye edildi. Oyuncular formaları giyerek söyleşiye devam etti. Evet. Şimdi bunlarla siz birer selfie çeker Instagram'da paylaşırsınız diye düşünüyoruz. Hayranlarının merak ettiği konularda gelen soruları yanıtlayan dizi oyuncularına, daha sonra kitap günlerine katılımlarından dolayı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya tarafından hediyeleri verildi. Çok teşekkür ederiz. Abi şuraya gelin. İkilinin ardından sahneye Söz dizisinde Üsteğmen Zafer Yaman hayat veren Atakan Arslan geldi. Sivaslı dünya şampiyonu Arslan, sevenleriyle buluşmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyerek kendisine hediye edilen Sivasspor formasını giydi. Para biçemezsin ya, onu manevi edelim size. Çok teşekkür ederiz. Cebimini ben yapayım abi. Buyursunlar. Arslan şampiyonluk ve Survivor süreçlerinden bahsederek katılımcıların sorularını yanıtladı. Dediğim gibi ülkeyi de atlamaklarına getirdim ama belki bundan hiçbir izin haberi yoktu. Ama daha sonra Survivor'a katıldıktan sonra pek çok insanın benim dünya şampiyonu olduğum hakkında bilgisi oldu. Arslan söyleşisinin bir kısmında sunucu Bay Mecnun'un ısrarı üzerine katılımcılar için bağlama çaldı. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakat sonrası Sivas'ta Merkez İlçe Başkanlığı için Ömer Fevzi Taşar uygun görüldü. 30 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan kongrede Ömer Fevzi Taşar aday olarak ilçe başkanlığına seçilecek. Ömer Fevzi Taşar kimdir? 9 Ocak 1982 doğumlu olan Taşar, Sivas'ın esnaf ailelerinden Mustafa Taşar'ın oğludur. İlk öğrenimini Namık Kemal İlkokulu'nda tamamlamıştır. Orta ve lise öğrenimini ise Konya Özel Lale Erkek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Erciyes Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde gerçekleştirirken,
son sınıfta yaşadığı bazı özel nedenlerden dolayı eğitimini durdurmak zorunda kaldı. 2005 yılından itibaren Sivas'ta aile şirketi bünyesinde iş hayatına atıldı. ...4 Eylül etkinlikleri kapsamında Sivas Dağcılık Federasyonu, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Sivdak öncülüğünde Yıldız Dağı tırmanışı yapıldı. 5.'si yapılan etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar da yer aldı. Yıldız Dağı çağırdı bizi, biz de geldik. Harika. Nereden geldiniz? Kayseri'den. Kayseri'den. Kayseri Erciyes'te zaten en bilindik dağlardan. Evet. Erciyes'imizden selam getirdik size. Teşekkür ediyoruz. Dün kent meydanında toplanan grup akşam saatlerinde Yıldız Dağı'na çıkarak çadırlarını kurdu. Birlik ve beraberliğin görüldüğü etkinlikte kamp ateşi yakılarak oyunlar oynandı. Bugün sabahın erken saatlerinde başlayan zirve yürüyüşünde de keyifli anlar yaşanırken, İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, bir hafta süren bu etkinliklerin doğayla baş başa kalacağımız bölümüne gelmiş bulunmaktayız dedi. 4 Eylül şenlikleri kapsamında bir hafta boyunca süren etkinliklerin bu doğayla baş başa kalacağımız bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Kitap fuarıyla zirve yapmışken biz doğada bir zirve yapacağız yarın sabah inşallah. Sivas Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Asdemir de bu ilki etkinliğe şehir dışından çok fazla kişinin katıldığını ifade etti. Bugün dediğiniz gibi 4 Eylül nedeniyle 5.'sini düzenlediğimiz Yıldız Dağı zirve etkinliğinde bayağı bir katılımcımız var. Şehir dışından gelen arkadaşlarımız var, dağcı arkadaşlarımız var. Sivas'ın içinden katılanlar var. Yarın sabah da bir tırmanış olacak zirveye. Kazasız belasız huzur içerisinde bir etkinliğimizin geçmesini temenni ediyorum. Katkılarından dolayı da bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Herkes için spor il temsilcisi Mehmet Baysal da herkes zirvede mutlu. 4 Eylül'ün anlamını herkes biliyor. Türkiye'nin kurtuluşu Sivas'ta başladı dedi. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Evet. Bu anlamlı günde 4 Eylül anlamlı günde bizi onur ettiler. Şu anda da zirvede 4 Eylül'ün kongresinin yapıldığı pankartımızı açtık. Evet. Herkes zirvede mutlu. Gel. 4 Eylül'ün anlamı da herkes biliyor. Türkiye'nin kurtuluşu Sivas'ta başladı. Aynen. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Yıldız Dağı'na çıkarak zirveye pan katılımcılar, burada Türk Bayrağı ve 4 Eylül Kongresi ile ilgili pankartlar açarak İstiklal Marşı okudu. Durdumun üstünde tütene solacak o benim milletimi. Yıldızdır parlayacak o benim, o benim milletimdir anca. Etkinliğin finalinde ise zirve yapan katılımcılara madalya takdim edildi. Bugünü unutmasın. Bundan sonra faaliyetlere katılacağına eminiz. Sözlerine kitap günlerinin Türkiye'de ilk defa Sivas'ta böyle tarihi bir alanda yapıldığını dile getirerek başladı. Çelik 2000'li yıllarda Saddam'a yönelik yapılan saldırılardaki örgütlerin Fethullahçı terör örgütüne benzediğini dile getirerek dini kullanmak suretiyle aynı yolu izlediklerini anlattı. Ne kadar benziyor değil mi bize? Ne kadar benziyor? Ve Amerikan ordusu Bağdat'ın önüne geldiği zaman İbrahim İzzet Nuri başmürit birinci sıra. Genelkurmay Başkanı Muhammed bin Abdülkerim Erkes Nezalim ikinci mürit. Kuvvet komutanları tamamı ona mürit. Haber bekliyorlar. Amerikan ordusu Bağdat önüne geldiğinde Efendi Hazretlerinden haber geliyor. Sadece cümle şu: bugün sizin için evlerinizde oturmak daha hayırlıdır. Söyleşi programına çok sayıda Sivaslı vatandaş ilgi gösterdi. Bu geldi, geldi başımız oldu. ...43 gün önce Soğanobası yaylasında kaybolan 29 yaşındaki Murat Ünsal, Erzincan'da dağda bulundu. Daha çekmeyeceğim. Ailesi tarafından jandarmadan alınan Ünsal, köydeki evine getirildi.
Erzincan'da köy korucuları tarafından yakalanan şahıs, terörist olduğu düşünülerek jandarmaya teslim edildi. İlçe jandarma komutanlığına götürülen kişinin 29 Temmuz'da Suşehir ilçesi Kekeçköy Soğanobası yaylasında kaybolan 29 yaşındaki Murat Ünsal olduğu anlaşıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce ruh ve sinir hastalığında tedavi gördüğü öğrenilen evli ve iki çocuk babası Ünsal'ın 43 gün boyunca dağlarda bulduğu bitki kökleri ve yabani meyvelerle beslendiği öğrenildi. Ne yedin, ne içtin, ne yaptın, nerede yattın? Yağmur yedim. Ne yedin sen? İncir yedim. Avun yedim. Karpuz yedim. Başından geçenleri anlatan Ünsal, "Irmak yatağının üstü sıra gittim. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Kaç gün olduğunu bilmiyordum." diyerek şunları kaydetti. Seninle karşılaştın mı? Çobanlarla karşılaştım, kumbilerle karşılaştım. Adamın biri buldu. Ne dedi sana? Nerelisin dedi. Sen ne dedin? Ben de dedim Örkut'tan kaçtım dedi. Vücudunun değişik yerlerinde yaralar oluşan Ünsal, tedavi için ailesi tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Niye geriye dönmedin? Dönemedim. Demir Grup Sivasspor'la Kayseri Spor Lig'in 4. hafta maçında 4 Eylül Stadyumunda karşılaştı. Mücadeleyi konu Kayseri Spor 2-0 kazandı. Kayseri Spor'un gollerini Umut Bulut ve Stojkovic kaydetti. Bu skorla Sivasspor Lig'de 3 puanda kaldı. Karşılaşmayı 9.512 taraftar tribünden takip etti. Kırmızı Beyazlı ekip ligin 5. hafta maçında 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 17'de Ankara'da Osmanlı Spor'un konu olacak. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-0 kaybedilen Kayserispor maçının ardından karşılaşmada yanlış tercihler kullandıklarını belirterek takımın bugün kötü gününde olduğunu söyledi. Kötü bir performans. Beklentilerimiz bu değildi tabii. Maça farklı konsantre olmuştuk. Ama bizi bu konuda biraz şey yapan 3 tane oyuncumuzun 45 dakika içerisinde sakatlanıp saha dışına çıkması, tercihlerimizi doğru kullanamadık. Futbol bu. Bugün gerçekten takım kötü bir günündeydi. Tek tek oyuncuları eleştirmek yerine takım bütünlüğüyle ilgili bakmak lazım. Maçta takımın kötü performansının sorulması üzerine Aybaba, oyuncularımızla konuşacağız bunun nedenlerini. Hem grup halinde hem de tek tek konuşacağız dedi. Bunun nedenlerini karşılıklı hem grup halinde hem tek tek gerçekten de performans olarak kötü bir günündeydi. Ama bu oyuncularımızın çoğu iyi oyuncular, kaliteli oyuncular. Tek tek bunların üstüne gitmek yerine demin de söylediğim gibi takımı nasıl kazanırızın peşinde olmak hem benim hem bu işi yapan hem de Sivasspor'u seven herkesin görevi zaten biliyorsun. Kayserispor teknik direktörü Şudumika ise çok zor bir karşılaşma oldu. Topu iyi tutarak galip geldik dedi. Bay, çok iyi oynadık. Temos kontrol de jogo. Oyunun kontrolü bizdeydi. Pasamos muito. Çok iyi pas yaptık. Çok Mentera bola muito bay. Çok topu kontrol ettik, ayakta tuttuk. No es fácil para mí tamay porque llegó más de 17 jugadores. Benim için de kolay değil. Geldiğim günden beri söylüyorum. 17 oyuncu katıldı takımımıza.